Abdurrahman Aydın sormuş. Merhaba, 1997 yılında iş yerinde çalıştım ama sigortam yatmadığı için şu an EYT'den yararlanamıyorum. Ne yapmalıyım sorusu ama onun dışında hiçbir bilgi yok. Yanında yakın bir yerde şöyle bir bardak su varsa su içsin. Bir bardak soğuk Evet. su Evet. iyi Çünkü 5 gider. yıl geçmiş üzerinden yapacak hiçbir şey yok. Evet. Hattımızda bir izleyicimiz Rafet Sarıkaya. Rafet Bey buyurun. İyi günler diliyorum Ali Bey. İyi günler Rafet, seni dinliyoruz. Buyur. Nasılsınız? İyi misiniz Ali Bey? İyi misiniz? Çok şükür Türkiye gibiyim. Allah razı olsun. Eşim için aramıştım ben. Buyur. Eşim 68 doğumlu. Tamam. Onun 89 tarihinde işe giriş var. Tamam. SSK değil mi? 440 SSK değil mi Rafet? günde SSK. SSK. Evet, devam et. 440 günde şey var. Prim ödemişiz bu zamana kadar. Tamam. Ne vardı? Peki. Şimdi çocuk var mı Rafet? İki tane kızım var, evlendi. 89'dan sonra mı doğdular? Biri 89'da doğumlu, birisi de 92 doğumlu. Tamam. İki çocuğu borçlar 720 720, 1440 gün yapar. 1800 Evet. olur. Ya, senin yenge sağlıklı mı? Normal sağlık, sıkıntı yok ya, sıkıntı O yok yani, üstüne sıkıntı de yok. bak 5 yılda prim ödeyecek. İki çocuk borçlanması yap. İki tane çocuk doğum borçlanması yap. Üstüne de 5 Tamam. yıl bir yerde çalışsın. Tamam. Tamam, anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim ona. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. İyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Son bir telefon alabileceğiz. Ondan sonra programımızı kapatmak Peki de. durumundayız. Bir taraftan da yağmur gibi mesajlar yağıyor. Onlara da artık hafta Haftaya. haftaya, cumartesi, pazar yazmaya devam etsinler. Mehmet Altay hattımızda. Buyurun. Ali Bey, iyi günler. İyi günler Mehmet, seni dinliyoruz. Buyur kardeşim. Ali Bey, ben devlet memurluğundan 2003 yılında emekli oldum. Tamam. Teknisyen kadrosu Tamam. 1'in 4'ü, maaş derecem 1'in 4'ü. Tamam. 2200'den emekli oldum. Şimdi 2008 2200'ü oldu. 2800 oldu, o Evet. 600 verdiler. Ama emekli maaşı fark ettirmiyor. 2000 olmasıyla, 2200 olmasıyla, 2800 olması arasında emekli maaşında 5 lira fark eder. Doğrudur. Doğrudur. Ben 3600'ü ne zaman olacak? Onu bir merak ediyorum. Daha Ama onu Mehmet, ben o hep zaman biraz söyleniyor ama. kurs alayım bak. Falcılık kursu alayım. Bakla falı atayım. Ne zaman çıkacak bakayım. Ya bunu ancak reis biliyor. Kimse bilmiyor. Evet, anladım. Ali Bey, bir de bakın, ben şöyle mezun oldum, emekli olduğum kurum benim evraklarımı gönderdiği halde ben önce 2 yıllık iş idaresini, sonra da 4 yıllık kamu yönetimini bitirdim. Tamam. İş yerime uğradım. İş yerimde bunlar görünüyor. Fakat Ankara'ya telefon ettim. Ankara'da sen lise mezunu görünüyorsun diyorlar. Nasıl oluyor Onu bu? düzelt o zaman. O üniversite belgelerin 2003'ten önce, emekli olmadan önce dosyada varsa onu düzelt. Evet. O zaman 3600 ek gösterge olursun, emekli maaşın yükselir. Çalıştığım kamu kurumuna gittim. Dedim böyle bir şey söylüyorlar. Bir yanlışlık mı var bunda dedim. Hayır abi, bizde yüksek okul mezunu olduğun görünüyor dediler. Ama bak o Ama zaman Mehmet, bir sorun var. Sen hem ben orada lise mezunu görünüyormuşum diyorsun, hem yüksek ol diyorsun. Olmaz o hayır, zaman. Bir yanlışlık var. Ankara emekli sandığından öyle görünüyor dediler bana. Telefon ettim. Sen şimdi bak şöyle yap Mehmet. E-Devleti'ne gir. Evet. Orada 4C emekli maaşı kısmı var, onu bul. Evet. Orada ne görünüyor bak. Lise mezunu yazıyor. Üniversite orada bak. Ama İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu'na maaş bölümüne gittim. Orada da 4 yıl görünüyor Ali Bey. Yani birin dördünden maaş alıyorum. Tamam, Lise birin dördü de mezunu ek birin göstergen dördü. yanlış. Sen şimdi lise mezunu gibi oluyorsun o zaman. Ama lise mezunu birin dördünden maaş alabilir mi? Alabilir. Kadro Biliyorsun derecesi Mehmet. 3 olunca. Lise mezunu normalde 3'e kadar düşerler ama reis bir defa dik kademe verdi. 2'ye düştüler. Bir de bilirsin Yalak Akademisi vardı. 6 yılda derecen 90'a geçerse onlar da 1'e düşüyorlar. Benim öyle durum olmadı. Teknisyen Hayır kadrosu. bak, senin sorunu söylüyorum. Lise mezunu 1'e düşer mi dediğini söylüyorum. Normalde lise Evet. mezunu 3'e düşer. Evet. Ben o zaman Ankara'ya ne yapacağım? Sen Belgelerimle önce ulaştıracağım. E-Devlet'ten bak. E-Devlet'ten 4 çek emekli aylık bilgilerine bak. Orada lise mezunu yazıyor, üniversite mezunu yazıyor. Peki onları, belgelerimi oraya E-Devlet'ten de gönderebilir miyim? Ha, E-Devlet'ten olmaz. Onu postayla göndereceksin.
İadeli taahhütlü postayla göndereceğim. APS'de olur. APS'de olur. Tamam, oldu. Teşekkür ederim.